Gülhabbe kanalı takipçilerine kucak dolusu sevgi ve selamlar olsun. Evet sevgili dostlar, geldik Aktepe Kurban Pazarı'na. Şimdi giriş yapalım bakalım. Hangi fiyat aralıklarıyla karşılaşacağız? Evet, Kurban Pazarı'na girişte hemen sağ kolda, pardon sol kolda Küçükbaş hayvan satış çadırına rastlıyorsunuz. Nereden geliyoruz? Hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Çadırımızda durumlar nasıl? İyidir. İyi. Satmaya başladık. Maşallah iyi. Peki çadırım... Nesil? Evet, çadırımızda hep kuyruklu değil mi? Evet. Peki bunların kilogram aralıkları nedir? Nasıl bir şey? Evet. 35-40-45 kilo arası var. Heh, civarında evet. Karkas doğru. Etini söylüyoruz. Peki fiyat aralıkları nedir? Fiyat 17'de başlıyor, 21'e kadar var. 17-21 arası rakamlarımız mevcuttur diyorlar arkadaşlar. Tabii ki geldiğinizde birebir yakinen görüp istediğinizi seçme şansına sahipsiniz. Pazarlık payı da var, her şey. Pazarlık payı da olduğunu söylüyorlar. Öyle mi? Bir daha söyleyin. Pazarlık payı da içinde var yani. Evet, söylediğimiz rakamın içerisinde pazarlık payı da mevcuttur. Geldiğinizde sizlere yardımcı oluruz diyorlar. Yeter ki siz kesin olarak alacağım diye gelin, biz size almanız konusunda yardımcı olacağız evet. diyorlar. Doğru mudur? Doğru. Peki hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Hoşçakalın. Ve soldan ikinci çadır yine Küçükbaş satış çadırı oluyor. Nereden geliyoruz? Ağrı Caddesi'nden gelmiş. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çadırımızda durumlar nasıl? İyi. Fiyat aralıkları ve kilogram aralıklarını da öğrenebilir miyiz? Fiyatlar 16'ya başlıyor, 20, 21'e kadar gidiyor. 16'dan 21'e kadar bu çadırda evet. Fiyat aralıkları mevcut. Kilogram aralıkları nedir? 30, 35, 40, 41. Bunlar net karkas. Evet. Değil mi? Keçi de var. Bu evet, da keçi, bu evet. fiyata dahil olan kurbanlıklardan arkadaşlar. Geldiğinizde bu çadırda da size yardımcı olacaklarını söylüyorlar. Öyle mi? Evet. Herkese Türkiye'nin her tarafına diyorum. İyi niyetle Allah kabul etsin. İnşallah. Biz Giyadin'e geldik. Ağrı Giyadin'e geldik. Satalım gidelim istiyoruz diyorsunuz. İnşallah Allah nasip etsin. Ama bu sene Allah izniyle bir satarız. Hayvanları ve satarız. İyi gidiyor satışlar. İyi gidiyor, diyorsunuz. İnşallah. İnşallah Allah tüm emek verenlerin emeğinin karşılığını verecektir inşallah. İnşallah sizler bol kazançla dönün. Alacaklarda da Allah alma gücü versin. Amin. Herkes memnun olsun değil mi? Evet. Hayırlı işler, bol kazançlar diliyoruz. Evet arkadaşlar, geldik yine bir başka çadıra. Çadırın hemen önünde numaralarınız yok galiba burada. Numaralarınız yok. Numaralarınız yok ama şurada 04 Ağrı Yaylamalı plakasını gördüğünüzde evet ben buraya gelecektim. Evet buraya geleceğim diyebilirsiniz. Burada da Küçükbaş hayvan mevcut. Volkan. Nereden geliyoruz? Biz Ağrı Yaylamalı'da ot açıyoruz. Ağrı Doğu Beyazıt'a geliyoruz. Ağrı Doğu Beyazıt'tan geliyorsunuz. Hoş geldiniz. Teşekkürler. Bizim koçlarımız herkesin bütçesine göre uygundur. Biz 35 senedir İzmir Aktepe'ye geliyoruz. 35 senedir geliyorsunuz. Evet. Memnunsunuz limanlar buradan. Limanlar besicilikle devam ediyoruz. Evet. Bizim koçlarımız sürüde kazandığımız için fiyatlarımız çok uygun. Herkesin bütçesine müzatedir. Uygundur. Peki fiyat aralıkları ve kilogram aralıkları nedir? Kilolu canlı hayvanların bütçesine göre değişiyor. Mesela böyle hayvanlarımız var. Güzel böyle kayırın malı. Bu şu an canlı böyle 62 kilo, 63 kilo atıyor. Heh. Biz de kilo işiyle veriyoruz.
Evet. Turistiyen misafirlerimiz mesela koşullarımız değişiyor. Fiyatlarımız 15'te başlıyor. 15'ten başlıyor. 20'ye kadar mevcut. Yani. 15-20 arası değişiyor. Fiyat aralıkları mevcut bu çadırda arkadaşlar. Geldiğinizde yardımcı da olacaklarını tabii, belirtiyorlar zaten. Herkesin bütçesine geliyor. Kesim yapıyoruz. Kasapçılarımız var. Herkesin bütçesine bütün eş dost arkadaşlarımızı Aktepe, İzmir, Arı Spor'a bekliyoruz. Bekliyoruz. Gelsinler biz. Her anlamda kendilerine yardımcı olacağız evet. diyorlar. Burada sizi bekliyorlar arkadaşlar. Yardımcı olabilmek adına. Böyle. İzmir'in güzeli yani. Ne kadar bu? Şu an bu 19. 19 lira. Evet, pazarlık payı da var mı içinde diyorsunuz. Evet, gelsinler biz pazarlık yaparak onların bütçesine uygun onlara yardımcı olacağız diyorlar arkadaşlar. Peki, hayırlı işleriniz olsun. Bol kazançlarınız olsun. Biraz söyleyeyim mi? Evet, yine az önce konuşan kardeşime ait olan bir başka çadır. Biri az önce konuştuğumuz çadır sol taraftaydı. Alana girdiğinizde bu sağ tarafta. Evet, şimdi bu çadırdaki durumları soralım bakalım. Epey satılan da varmış. Evet. Bu da ikinci çadırımız. Bunlar onun bir büyükleri. Evet. Bizim koçlarımız. Bunlar herkese, daha büyük. Evet, bunlar daha büyük. Herkese bütçesine uygundur. Evet. Sürüde kazanıyoruz koçlarımızı. Fiyatlarımız 15'te başlıyor, 21'e kadar bu var. Bu çadırda 11-21 arası. Evet, bütün eş dost arkadaşlarımızı Aktepe 04 Arı çadırına bekliyoruz. 15-21 arası burada rakamlar mevcut arkadaşlar. Kilogram aralıklarını söyleyebiliyor muyuz? Bizim canlı böyle ortalama değişiyor. 62 kilo, 64 kilo, 65 kilo atan koçlarımız var. 80 kilo 80 kiloya kadar giden var. Peki randıman nedir burada çadırlarımızda? Valla randıman biraz pazar çok ağır gidiyor. Bizim insanlar bu biraz biliyorsunuz her şey pahalıdır. Bazı insanlarımız da bütçesine yetmiyor. Mecbur bekliyorlar fiyat alıyorlar bize. Kimisi alıyor, kimisi parası çok çok var diyor. Allah herkese olun gücü versin diyelim siz de karlı buradan gidin. Bizim gelen ama burada bizim gelen sabit müşterilerimiz var. Biz 35 senede bu işi yaptığımız için bizim 20 senelik, 15 senelik, 30 senelik müşterilerimiz var. Doğrudur. Orada zaten bir sürü de kazandığımız için fiyatları zaten biz direkt vermiyoruz. Geziyorlar, dolaşıyorlar. Evet, evet, evet çok güzel. Fiyatları zaten öğreniyorlar. Zaten en güzeli, en uygunu da bizden olduğu için sağ olsunlar. Yani gelen memnun diyorsunuz. Evet, memnunlar. Şu an bizim restoranlarda gibi mesela bizim de bir müşterilerimiz var. Herkese de Allah razı olsun. Amin. Yani gelen misafirlerimiz, arkadaşlarımız, dostlarımız mesela geliyorlar bizden alıyorlar. Yani herkesi İzmir Aktepe bekliyoruz. 04 Ağrı Doğu Beyazıt. Dumanlar olsun. İnşallah emeğiniz değer bulsun. Hayırlı işler diliyorum. Evet arkadaşlar, az önce çektiğim çadırın şuradaki çadırın hemen sağında bir başka çadırdayız. Hayırlı işler. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Nereden geliyoruz? Ağrı Doğu Beyaz'dan geliyoruz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkürler. Allah razı olsun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Çadırımızda durumlar nasıl? Çadırımızın durumları iyidir. Allah'a çok şükür. Bu sene tek tük gidiyor. Daha günlerimiz de var. Daha var zaman tabii ki. Zamanımız da çok var. Zaman önümüzde var. Tek tük satıyoruz. Allah'a çok şükür. Şu an herhangi bir sıkıntı yok yani. Çok diş güzel. Diş de biter yani. Fiyat aralıklarımız ve kilogram aralıklarımız nedir? Kilogram aralıkları bunlar 75'te 70-80 arası atıyor bu hayvanlar. Canlı hayvan değil mi? Evet. 15 liradan başlıyor. 18-20'ye kadar bizim hayvanlarımız var. Evet. Satışlarımız oluyor. Şu anki durum böyle yani. İnşallah bol karla geri dönersiniz. Alanlara da Allah alım gücü versin ki. Aleyküm selam. Vav. Hayırlı işler. Kolay gelsin. Bana bir tane kurbanlık lazım. Sana bir tane satayım sana baba, buyur. Ben kendim. Evet, hadi aç. Bu nasıl bir şey abi? Buraya gel. Satışa bekliyorum. Bu nasıl bir şey abi? Bunun fiyatı ne abi usta? Aa, bu 19.
da bir şeyler yap da alalım nasip inşallah. Evet, pazarlık başladı. Bir şeyler yapayım da bir şeyler fiyatı odur abi ya. Ne yapacaksın usta, bunun en son olacağı ne olur? Bu en son fiyatı mı? Sana 500 lira daha almaz, 18,5'a sana bırakırız. Usta 17 verelim buna. Olmaz, zarar. Usta 17 olur, 17. 17'ye olmaz. Usta biz de çalışıyoruz ya. Neden olsun deseydin? 17,5, 17,5. 17,5, 17,5. 18'e, 17,5. Çekişmeli bir pazarlık yaşandı arkadaşlar. Bisküvileri getir. Alana da satana da hayırlı uğurlu olsun diyelim. Sağ olun, teşekkürler. Bol kazançlı günler diliyoruz sizlere. Hayırlı işleriniz olsun. Evet arkadaşlar, burada büyükbaş hayvanların solda, büyükbaş hayvanların 3. çadırındayız. Nereden geliyoruz? Muş'tan geliyorum. Muş'tan hoş geldiniz. Çadırımızda hayvan durumları nasıl? Vallahi 80'den başlıyor, 110-120'ye kadar gidiyor işte. 80 ile 120 arası hepsi dana mıdır? Hepsi diye bir tane danamız var. Ha, bir tane danamız var. Dananın fiyatı nedir? Dananın fiyatına 120 diyoruz. 120 diyoruz. Kilogram nedir? Kilo hemen hemen 450-460. Evet. Civarında. Peki düğelerde değil mi temin söylediğin rakamlar? Evet, bunların tamamı düğe arkadaşlar. Kilogram aralıkları ve fiyatları da söylendi. Peki bu kilogram ağırlıkları canlı değil mi? Canlı ağırlıklar. Randımanı nedir? %50 yani. %50, tamam. Ona göre hesaplayacaklar. 250 yukarı kat, 250'ye çıkar. Ha. Tamam, o zaman %50 olmuyor. %50-560 gibi bir şey. Öyle bir şey oluyor. Öyle bir şey oluyor, tamam. Geldiğinizde birebir de burada size yardımcı olacaklar arkadaşlar. Evet, buradaki büyükbaş hayvan çadırındaki durum bu şekilde. Peki bol satışlar, bol kazançlar diliyorum. Teşekkürler. Bir habbe. Evet arkadaşlar, az önce çektim. Artık kardeşimi tanıdınız. Kardeşim meşhur. Herkese selam olsun burada. İzmir Aktepe'ye selam olsun. Bütün eş toz arkadaşları. Dumanlar Besiciliğe bekliyoruz. Bekliyoruz. Bunlar da bir başka grup. Küçükbaş hayvanları. Evet, arkadaşlar güzel. Kardeşimizle görüştüğünüzde zaten size kolaylıkla yardımcı olacağını da söylemişti. Peki sizlere kolay gelsin. Hayırlı işler diliyoruz. Evet, 4 nolu büyükbaş hayvan çadırındayız. Nereden geliyoruz? Kars'tan abla. Kars'tan hoş geldiniz. Hoş buldum, sağ olun. Çadırımızda durumlar nasıl? Allah'a şükür iyi. Satılıyor. Satılıyor. Peki hepsi dana mıdır? Hepsi dana. 7 kişilik. 7 ise. Büyük. Evet. İri danalar. Aynen. Peki kilogram aralıkları nedir bunların? Vallahi 700, 750, 600. 650. 6 ise 7 iselik hayvanlar. 650 ile 750 arası. 750 arasında kilogram ağırlıkları var. Evet. Bunların karkası ne olur randımanı? %61 randımanlı bu hayvan. %61 evet. Randımanlı bu çadırda. 700 kilo gelen hayvan normal standart 400-410-390 randımanlı sadece karkaset var. Karkaset evet. Olabiliyor. Peki evet. Fiyat aralıkları? Valla fiyat aralıkları 190'dan 160'a kadar. 190 ile 160 arası. 60 arası fiyat aralıkları var. Kardeşimi gördüğünüzde hemen dalıyorsunuz içeriye. İstediğiniz hayvanı seçiyorsunuz. Kardeşim pazarlık payı da var diyor. Var. Biz onlarla anlaşırız. Yeter ki onlar gerçekten alıcı olarak gelsinler. Almaya niyet etsinler. Biz elimizden geleni yapacağız diyorlar. Peki, hayırlı işleriniz olsun. Sağ olun, bol kazançlar diliyoruz. Sağ olun. Evet arkadaşlar, büyükbaş hayvanlarda 6 nolu çadırdayız. Şimdi sahipleri gelecek. Onlarla konuşacağız.
Biz şöyle bir çekimi yapalım. Yemek yiyorlar, gelsinler. Bu arada da biz zaman kazanalım. Çekimi gerçekleştirelim. Sen aç, ağla, evet. Sen de gel. Nereden geliyoruz? Biz Muş'tan gelmişiz. Muş'tan hoş geldiniz. Çadır sizin mi? Çadır bizim. Peki, büyükbaş hayvanlarımız tamamı dana mıdır, düvesi var mı? Efendim? Evet, çadırımızdaki büyükbaş hayvanların durumları nedir? Yarı düve, yarı dana. Heh. Küçük baş var. Küçük baş var, dana var, düve var. Evet. Yani her keseye, her zevke hizmet ediyoruz diyorsunuz. Peki düvelerin kilogram aralıkları nedir? Şimdi 300 kiloyla başı 450 kilo kadar çıkıyor. Düve değil mi? Her düve. 300 kiloyla 450 kilo, 450 kilo arası bu canlı hayvan aralığı canlı mıdır? Hayvan. Peki karkas ne olur? Karkas. Ben karkas diyorum zaten et olarak değil. Ha öyle mi? Karkas. Ha tamam, bu söylediğimiz karkas. He. Et rakamları. Peki düvelerimizin fiyatı nedir? Hangi aralıklardadır? 70 milyardan başlıyor 110 milyara kadar. 70 ile 110 arası değişiyor. Peki danaların? Danalar 100'den başlıyor 150, 160, 180'e kadar çıkıyor. Kilogram aralıkları nedir? 550-600 kilo arası. Bunlar canlı hayvan ama. Canlı hayvan karkası olur. Peki canlı hayvansa ben randımanını bir sorayım. Randıman %55-%60 tam. %55-%60 arasında değişiyor. Evet, şimdi sizlere çekimini de gerçekleştirelim. Peki küçük baş hayvanlarda durum nedir? Küçük baş hayvanların buradadır. Onu da çekeceğim. 10 TL'den başlıyor, 15 TL'ye kadar çıkıyor. 10 ve 15 TL'ye evet. Kadar, 10'dan başlayıp 15 TL'ye kadar çıkan küçük baş hayvanları da mevcut. Şimdi onları da çekeceğiz arkadaşlar. Dana da diğer çadırda. Evet. Dana, bu çadır. Bu düve çadırı. Evet, dana burası. Evet, burası düve. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sağ olun. Nasılsınız? İyi misiniz? Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Bu hayvanlar 1800 kilometre yoldan gelmiş. Evet. Muş'tan gelmiş. Evet, gelsinler alsınlar diyorsunuz. Vallahi fiyatlar biraz. Müşterileri bekliyoruz. Eti lezzetli hayvan getirdik diyorsunuz, öyle mi? Yayla hayvanları. Fiyatlar güzel ama emekler hep isyanlarda, haberiniz olsun. Çünkü emekli maaşı bir türlü düzelmediği için. O yüzden. Yani hisse kurtarmıyor emekliyi. Haklısınız. Belki iki ikramiye emeklilere verir de belki biz de kurmada yüzümüz güler yani. Emeklilere yardım edilsin ki bizler de kazanalım diyorsunuz. Yani kesinlikle. Ben şimdi. Evet arkadaşlar, burası düve çadırı. Biraz sonra dana çadırına da gideceğiz. Söylediğimiz düve rakamları da bu çadırdaki hayvanlar için geçerli. Evet, küçük baş hayvanlarımızın da durumu bu şekilde. Az önce fiyat aralıkları da söylendi. 10 milyondan 12-13 milyona kadar çıkar. Evet. 10-13 arası kilogram aralıkları mevcut. Geldiğinizde sizlere yardımcı olacaklar tabii ki. Yeter ki siz alıcı olarak gelin. Olur yani, biraz daha düşüş olabilir. Heh. Bir pazarlık payı var diyorsunuz. Var, tabii. Pazarlık payı olmaz. Pazarlık payı var. Tamamdır. Evet, geldik. Dana çadırına arkadaşlar. Danaları da çekelim. Böyle danalar bu şekilde arkadaşlar. Şimdi şu tarafı da çekelim. Evet, bu çadırda dana, düve. Düve yok, düve burada yok. Yani size ait. Bize ait. Size ait iki çadır var. Yani çadırın biri düve, biri dana. Şu anda danaları çekiyoruz. Aynı zamanda küçük baş hayvanları da mevcut. Geldiğinizde her türlü yardımcı olacaklardır. Evet.
Ağrı da ağrı. Evet, danalarda bu şekilde arkadaşlar. Peki sizlere bol satışlar, bol kazançlar diliyorum. Sağ ol, teşekkür ediyorum. Sağ ol. Hayırlı işleriniz olsun. Teşekkür ederim bacım, sağ olasın. Bulunduğumuz hayvan... Evet arkadaşlar, şimdi pazarımızda hayvanları çektik. Yine aynı kişilere ait. Evet, söyleyeceklerimiz var dediler. Buyurun. Karabalar Belediyesi'ne özellikle sesim gitmesini istiyorum. İnşallah. Sayın Karabalar Kaymakamına sesimizin gitmesini istiyorum. Evet. Şimdi bir gurbetçi olarak geliyoruz. Hayvan çadırı kuruyoruz. Hayvanın yerini kuruyoruz. Hijyenik olarak hiçbir şey yok. Bir lavabomuz yok. Bir namaz kılma yerimiz yok. Bir duş alma yerimiz yok. Onun için yani... Elektrik yok, su yok, hiçbir şey yok. Elektrik sudan ziyade bir şekilde bu işe bir müdahale edilmesini istiyoruz. Yani ne de olsa her sene zaten kurban var, her sene geliyoruz. Her sene aynı manzara, aynı manzara. Bunun için yani... Buraya bir düzen kurulsun istiyorsunuz değil mi? Haklısınız. Tabii ki yani yıllardır, kaç senedir buraya geliyorsunuz? Yaklaşık olarak 20 senedir biz hep ya bugün biliyoruz. Cuma'dır. Cuma'da işinize gitmedik mi cuma? 20 senedir buradayız. Evet. 20 senedir bu gelin sorunlarla diyorum. Karşı karşıyayız diyorsunuz. Kesinlikle. Umarız... bu sorunlar çözülür. Bir hayvan pazarı yapılmasını istiyoruz. Böyle evet. Bir şekilde, temiz bir şekilde. Yani bir gün iki gün değil bir ay kalıyoruz diyorsunuz. Yani, tabii ki bunlar bir ihtiyaç. Kesin yerleri olacak. Hijyen ortamımız yok yani kesinlikle. Hiçbir şey yok, hiçbir şey evet. Yok. Kuru toprağı verir 50-60 milyara. Ya 100 milyara versin. Ya sen temiz yok. Olsun versin abi. Ama bir şey yapsın, ihtiyaçlarımızı karşılasın. Şey ya hiçbir ihtiyaç karşılamıyor. Hiçbir şey yok. Yani belediye bunları şahsa bırakmasın. Hiç haklısınız. Şey. Hiçbir şey diyemiyorum. Umarım gerçekleşir. Umarım dileğiniz gerçek olur. Burada sesimiz Helin Başkan'a inşallah sesimizi duyar. Bir dakika bu işi düzenleyecek olan her kimse umarız o duyar yardımcı olsun. Ve yardımcı olur. Peki sizlere kolaylıklar diliyoruz. Ol, bol kazançlar diliyoruz. Evet. Evet arkadaşlar. Alana girdiğinizde hemen sağ kolda Ağrı Yayla diye bir levha gördüğünüzde hakiki ve ama. Kardeşimiz, kardeşimizi de gördüğünüzde hemen konuşmaya başlayabilirsiniz. Peki ne hakkında mesela bilgi almak istiyorsunuz mesela? Tabii ki hayvanlarınız hakkında. Ağrı'dan mı geliyoruz? Tabii Ağrı'dan geliyoruz. Hoş geldiniz öncelikle. Allah razı olsun, teşekkür ederim. Evet. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayvanlarımız %100 doğaldır. Doğaldır, lezzetlidir diyorsunuz. Tabii. Yaylada besledik. Kesinlikle küsbe yem, arpa verilir ama küsbe yem verildi mi hayvanın tadı kalmaz. Heh. Et yani tadı gider. Ama %100 yeşil ot yedi mi, tuz verdin mi, evet. Akşamda arpa verdin mi o hayvanın eti tadı güzel olur. Lezzetli olur. Evet. Peki çadırımızda kilogram aralıkları ve fiyat aralıkları nedir? Kilogram en düşüğü 55 kilo canlı. En yükseği de 90 kilo canlı. Canlı. Evet. Peki randıman nedir burada? Randıman %60. %60 evet. Randıman var evet. Bu çadırda. Evet. Fiyat aralıklarımız? 15 ile 18. 15 ile 18 arasında fiyat aralıkları mevcut arkadaşlar. Geldiğinizde size yardımcı olacaklar. Biz onlara inşallah. Lezzetli et yedirmeye geldik diyorlar. Gerçekten bunu samimiyetle söylüyorum. Evet. Peki bol kazançlarınız olsun. Sağ ol, teşekkür ederim. Hayırlı size işler. Size bir tane verelim mi? Çok teşekkür ederiz. Evet. Alana girdiğinizde sağdan ilk çadırdayız. Nereden geliyoruz? Ağrı'dan abacığım. Ağrı'dan hoş geldiniz. Küçükbaş hayvan satıyoruz. Evet. Sanırım çoğunu satmışız. Ya çoğun değil de sadece kaybolmasın diye bağlamışız. Ha öyle mi? İşte ama satılanlar var aralarında. Peki kilogram aralıkları ve fiyat aralıkları nedir çadırımızın? Allah 90 kilo canlı geliyor. 45-50 kilo et atan var. Evet. Hepsi yayla malı, besi malı yani hiç şey değil. Çok kaliteli mallar. Evet. Burada perişan oldu. Peder oldu. Ha.
Yani neden? Nedenim var abla, ne bir tuvalet var, ne bir duş var, hepimiz gurbetçiyiz abi, burada pisin içinde yatıyoruz ya. Yetkilileri bildiriyor musunuz bunu? Bu Güneydoğu'dan, efendim? Bunu yetkililere bildiriyor musunuz? Birebir bildiriyor musunuz? Bildirsek mi abla, ciddi alan mı var? Ya adamlar Doğu Güneydoğu'dan geliyoruz buraya kadar, bir yatacak bir yerimiz yok ya. Sen bu hizmet onlara, Doğu'dan hizmeti ayaklarına getirmişiz ya. Yani bir aydır ya, bir ay için buraya getirseler, bir geçici bir vece koysalar, bir duş koysalar, ne olması bileyim, gereken o tabii. Karavan tarzı ellerinde yerler olsa, insanların yatıp kalkabileceği, istirahat edebileceği yerler, bunlar çok mu zor bunlar için ya? Peki yetkililerden buraya gelen olmuyor mu? Yok, çok şükür gelen yok elhamdülillah. Çok şükür. Yok yok, gelen yok. Peki hangi... siz yeri alırken yetkililerden almıyor musunuz? Yok. Yerli başkaları yetkililerden kiralıyor. Biz de onlardan kiralıyoruz. Kiraladığınız kişilere söyleyin. Onlar müdahale tabii, etsinler. Yok ki. Onların da yapabileceği bir şey yok. Yani umarım. Ücret, mesela bu belediyenin her semte ya. Belediyenin her semte bir tane kurbanlık pazar yeri yapması lazımdır. Yani. Kesinlikle. Yani genelde var. Onlara bu memlekette bir hizmettir yani. Genelde pazarlar evet. Var da önemli zaten, olan zaten böyle Allah giderse var da, var kaç kişi yetiyor. Zaten böyle giderse 3-5 sene sonra hiç kimse değil kurbanın kurbanlığın kasını bile bulamaz. Şimdi kurbandaki kurbanlık alanlardaki sizlere sunulan hizmetin kalitesi önemli. Ya o hizmetin kalitesi önemli. Ha, değil mi yani? Hani şey abla, nerede varsa da kendi yandaşlarına vermişler. Kime vermişler? Nerede var? Bana bir yer söyle abla. Söyle söyle. Ne bana olarak? Bir yerde mesela sistemin veya belediyenin kurduğu işte bir yer var. Buradan yer veriyorlar. Göster abla bir yer. Evet, sizler haklısınız. Umuyorum yetkili birimlere sesimiz ulaşır. İnşallah ve bu sorun çözülür. Hani yeni bir kurulan bir yer de değil buralar. Yıllardır geliyoruz diyorsunuz. Yıllardır gelmenize evet. Rağmen buranın düzelmemesi hakikaten üzücü. Umuyorum yetkililere sesiniz duyulur ve bu sorununuz giderilir. İnşallah. Peki, temennimiz o. Temennimiz o. Evet, gerçekten bunu çok isteriz. Sizler için zaten zorlu şartlarda buradasınız. Gösterme bu insanların hani yaşam alanlarını da bir göster. Bak mesela vatandaş orada yatıyor. Bu gece malın evet. Önünde durmasa çalacaklar. Yani malına sahip çıkması lazım. Bu adam gecenin tuvalet ihtiyacı olmuyor mu? Veya tabii, buradaki bu vatandaşın, bu insanların bir duşa ihtiyacı yok mu ya? Olmayacak yani, mı? Yanlış haklısınız. Ben umuyorum düzelir. Gerçekten üzülüyorum sizler için. Böyle şeyleri duyduğum zaman, çünkü zaten zorlu şartlarda buraya geliyorsunuz. Buraya geldiğinizde o rahatlığı yaşamanız gerekir diye düşünüyorum. Yine tekrar dileğimdir ki yetkililere sesimiz duyulsun ve bu sorunlarınız giderilsin. İnşallah. Ve bunca zorlukla buraya gelmişken, bu sıkıntılar içerisindeyken ve diliyorum bol karla geri dönün. O biraz zor işte. İnşallah öyle olsun. Bu benim tepennimdir. Onlar hayal. İnsanlar umduklarını sadece malının masrafını da çıkarsa yeter, öpsün başına koysun. De bizim temennimiz evet. Bu yönde diyelim. Evet. Hayırlı işleriniz, bol kazançlarınız olsun. Hoşça kalın. Hoşça kalın.